Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam güzel dostlarım. Arkadaşlar otobandaydım. 3 numara otobandan Frankfurt'tan geliyorum sabahleyin ama yani anlatamam nasıl bir trafik var. Yani kilitlendi. Resmen kilitlendi ve eminim orada ben bayağı bir takılacaktım. Biz de tabii İstanbul çocuğuyuz hemen yani ne yapıyoruz? Hemen alternatif yollara falan başvuruyoruz. Vallahi alternatif yollardan gitmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Yani çıkacağım yolu da bilmiyorum. Nereye gittiğimi de açıkçası bilmiyorum. Sadece haritaya baktım. Yandan giden bir yol var. Hafiften şurada bir şehrin içinden geçiyor. Artık oradan tır geçebiliyor mu geçemiyor mu pek navigasyona da güvenmiyorum ama birkaç kişi de gitti. Koyun misali biz de peşlerinden devam ediyorum. Şu anda bu şeyi kapatayım da şöyle ufaktan müzik yani video izlemiyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Müzik açayım sadece orada müzik dinliyorum. Sonra demeyin ki abi film izliyorsun. Biliyorsunuz değil mi bana öyle arkadaşlar giydiriyorlar bazen de şey diyor, normal yani sonuçta film izlenmez yani tır bu anasını satayım kocaman araba. Ay ben ama benim şöyle bir tahminim var. Hani bu fikri düşünen sadece akıllı ben değilimdir yani buradan alternatif yoldan kaçayım da yandan gideyim falan diyen ben değilimdir büyük olasılıkla. Birçok insan da bunu düşünüyordur diye düşünüyorum. Benimle aynı şeyi düşünen arkadaşlar zaten şu anda sırada onlar da bir trafik yapmışlar burada. Bir trafik olmuş. Anlayacağınız. Yapacak bir şey yok yine. O sinyalini verin şu göbeklerde ya. Verin şu göbeklerde. Nereye döneceğinizi bir belirtin ya. Allah inşallah bir sıkıntı olmaz. Bu arada hava çok soğuk. Yani güneşli olduğuna bakmayın. Şu anda kaç derece var bakacağım şimdi. Yani en son 3 derecelerde, 2 derecelerde, 1 derecelerde oynuyordu. Biraz güneş çıktı belki hafiften bir güzel bir şey olmuştur. Şu an -1 dereceymiş. Vallahi -1 derece. Abi perme perişan ya. Çok güzel bir hava var ama şey soğuk, kuru soğuk dedikleri şey var ya o var. Ya öyle güzel gidiyordum ki müziğimi açmıştım, kahvemi de yapmıştım böyle. Daha yeni de uyanmıştım sabah 6'da yola çıktım. Öyle dedim hani ufak ufak böyle gideriz zaten dedim. Abi trafik çıkınca alt üst oldum yani. Sinirlerim de gitti dedim lan bir kamera açayım bari en azından. Bari en azından siz de görün. Çok fazla bir şey, bir hikaye, bir muhabbet, bir sohbet etmeme gerek yok. Sadece siz de benle beraber buna tanık olun. Ben trafikteysem siz de trafiğe takılın. Burada ne var baba? Bakayım burada ne kadar sürüyor bu trafik olayı ne var burada ya? Neredeyim ben? Bak burada da varmış. Burada da trafik olmuş lan. Bayağı burası da sıkışmış. Şehrin içinde doğru gidiyoruz ya. Ama ışıklardan sonra açılıyor. İleride ışıklar gibi bir şey var galiba. Ondan sonra rahatlıyor. Yani burada bir sıkışıklık var sadece. Olaya haritadan canlı canlı takip etmek lazım. Biraz burada sıkışıklık var. Şuradan sonrası rahat. Şöyle geleceğiz. Geleceğiz. Şurada göbek var. Göbekten döneceğiz. İnşallah tekrar otobana gelebilirim ben. Burada pek otobana girecek gibi durmuyor ama. Vallahi bilmiyorum ki nasıl oldu. Biz girdik ama. Neyse. Ama trafiği görüyor musun? Bakın şuradaki trafiğe bakın. Kilitli resmen ya. Kilitli. Kilitli şuraya kadar. Ben zaten şuradaydım. Bayağı bir yarım saat sürecektik neredeyse. Burada hayatta yürümez bu trafik. En iyisi böyle yapayım dedim ama inşallah doğru yapıyorumdur. Vallahi şehrin içine girdik ufaktan böyle bir kasaba gibi. Yalnız önde bir tane Actros var. Benim gibi böyle termokinci. Perdeli değil. Şey, sentil değil. Siyah renkli ama ya, çok iyi duruyor ya. Çok güzel duruyor. Acayip güzel duruyor. Şöyle karşıya geçelim aga. Aman. Baba bir saniye geçeyim şöyle. Ya işte alternatif yol kullanmak iyi midir, kötü müdür? İşte bazı durumlarda... Sen ne bu ya ses? Bazı durumlarda iyi, bazı durumlarda da yani değmezse daha iyi diyeceksin. Hani trafikte kalsam daha iyi diyeceğiniz iki nokta oluyor. Tamam böyle yani iki seçenek çıkarsınız. Ulan yan yoldan kaçayım mı yoksa bu trafikte bekleyeyim mi? Yan yolda kaçarsam ne kadar sürer? Hani bunları çok iyi hesaplamanız gerekiyor. Benim gördüğüm trafik, çünkü artık bu otoban trafiklerinde az biraz tecrübeli oldum. Ne kadar süreceğini tahmin ediyorum. Hani mesela bazı trafik var böyle. Bir dakikada ananı aradım bu şey.
taban şey. İnşallah bize yazmaz bunları. Açıyorum 3 yani 30 saniyede bir, ne bileyim 1 dakikada bir, 50 saniyede bir, böyle hafif de olsa akar trafik. Böyle bir hafif akar trafik. Ama bazısı vardır böyle kilitlenirsin. Her bir 2 dakikada bir ilerler, 3 dakikada bir böyle araba az ilerler, bir daha durur falan. İşte o aralar bitik bir trafiktir o. O bitik bir trafik. O yüzden ona hiç hemen bir alternatif bulmaya çalışıyorum. Ama bakıyorum ki böyle 30 saniyede bir, 40 saniyede bir araba böyle ilerlemeye başlıyor. Ufak ufak kayıyor, küçük küçük gidiyor. Yani hız hemen kayıyor, duruyorsun. İlerleyip duruyorsun, ilerleyip duruyorsun. Bu iyi bir trafik. Yani bu gider diyorsun yani. Ben onu artık çözdüm. Ama abi böyle 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika bir yerde bekleyip bir az ilerleyip bir daha durup durdurdu falan olsa o bitik bir trafik abi benim için. Hemen alternatife bakıyorum. Yani benim kendi tecrübem böyle. Bilmiyorum sizler de böyle bir şey kullanıyor musunuz? Ya da mesela bana ne abi, ben hiçbir alternatif kullanmam. Benim işim olmaz deyip de ne bileyim böyle hani trafikte kalırım, yatarım, beklerim de diyor musunuz? Onu da bilmiyorum yani. Bazı insanlar çok sabırlıdır. Ben de çok sabırlı bir insanımdır. Özellikle buraya geldiğimde daha da sabırlı oldum bu konuda, trafik konusunda. Ama ya şimdi saatim yetmiyor. Yani şimdi benim Frankfurt'taydım. Yukarı doğru çıkıyorum mesela. Yukarı dedim yani, biz öyle yukarı diye hesaplıyoruz. Benim garajın oraya doğru gidiyorum. Orada yakıt takviyesi yapacağım. O süreçte 4 saat 15 dakika falan sürüyor o kadar yol. 4 saat 15 dakika oldu mu son 15 dakikam kalıyor. O süreçte de yakıt alıyorum ben. Yakıt aldığımda da böyle bir 40-45 dakika yapıyorum. İşte pauza yapıyorum. Sıfırlıyorum takoyu. Oradan Hollanda'ya devam. Anladınız mı? Şimdi bu aradaki bu olay olmadı. Yani 4 saat 15 dakika sürecek olan yol 4 saat 45 dakikaya da sürüp çıkabilir. İşte o sırada takoyu patlatabiliriz. Benim de oraya varmam lazım. Hani anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama dostlarım böyle bir problem olduğu için ben de elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Hadi neyse gidelim ya şöyle. Az biraz yol izleyin ya. Ben hep konuşuyorum ama sabah kalktım hiç konuşasım. Yani hiç bir muhabbet yokken böyle bir yola girmişken size de bunu göstermek istedim ekstra. Otoban kaldı orada. Ben gidiyorum bu tarafa. İyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Gelecekse başa abi çekeceğiz. Yalnız Hollanda'nın düz yollarından artık. Vallahi biraz demek ki gına gelmiş bana. Çünkü dümdüz yolları Hollanda'nın biliyorsunuz. Bilmiyorsanız bile benim videolarımda görmüşsünüzdür diyeyim. Lan böyle biraz rampalar, işte virajlar, kasaba yolu, ormanın içine gir çık falan filan. Özlemişim ya. Gerçekten özlemişim. Çünkü uzun süredir ben Hollanda tarafındayım yani. Kaç ay oldu Hollanda tarafında çalışıyorum. Bazı şeyleri değiştiremiyorsunuz. Hani hep diyorsunuz bana tırda 24 saat hayatta abi. Filmi videosu gibi video yap bize, işte gece yatmalı, etmeli, gitmeli yollar, uzun yollar falan diyorsunuz. İnanın dostlar çok istiyorum ben de. Sizin gibi istiyorum ama olmuyor bazen. Yani bazı durumlar, mesela siz nasıl ki şu anda hani bir şey istiyorsunuz değil mi? Şu an benim yerimde belki de olmak isteyen insanlar var şu anda. İşte tırın başında böyle tırı kullanan kişi ben olmak isterim diyen insanlar var. Ya da hem tırla hem de Almanya'da, Avrupa'da olayım demek isteyen arkadaşlar, bunlar daha çoğunlukta, tahmin edebiliyorum, bir elleriniz kaldırın desem bir 10 bin kişi çıkacak buradan. Ya da böyle sadece Avrupa'ya yaşamak istiyorum diyenler vardır. Evet, işte dedim ya, şu an siz nasıl o pozisyondan bu pozisyona geçemiyorsunuz hemen veya o pozisyondan bu pozisyon için bir süreç varsa, bir zaman durumu varsa, abi benim de bazı şeyler için bazı zaman durumlarım var. Her şey benim kontrolüm altında değil. Çünkü sonuçta ben de bir çalışanım şu anda ve o yüzden emir komuta sistemiyle hareket ediyoruz. Yani mecburum bu tarafta böyle olmaya. Yani işini değiştir diyenler olabilir. Olmuyor böyle. Ben de zırt pırt iş değiştirmeyi sevmeyen insanlardanım. Zorluklarına katlanabilen insanlardanım. Sabır eden insanlardanım. Çok fazla zırt pırt iş değiştiren arkadaşlara da çok fazla şey yapmıyorum. Yani açıkçası ya, önermiyorum. Yani çok iş değiştirmek güzel bir şey değil. Yani, o yüzden ben de sevmiyorum iş değiştirmeyi zırt pırt. Oraya git, buraya gel, buraya git, oraya git. Yani bir tanesi 100 lira fazla veriyor, bir tanesi az veriyor. Ya da bazı durumlarda tabii o, nasıl söyleyeyim size, iş ortamı çok kötü oluyor bazen. İş arkadaşlarınla anlaşamıyorsundur. Başında bir şeftan
yavşak bir şef vardır, amir vardır, müdür vardır. Ona katlanamazsın artık bir yerden sonra. Eyvallah, çekersin dersin, gideyim başım çaresine bakayım. Değiştiremezsin çünkü bazı şeyleri. Buradan mı gidiyoruz lan? Aynen. Ondan sonra... Ama ben öyle zırt pırt iş değiştirmeyi seven insanlardan değilim. Sabah görüyorum, bak otobanı görüyorum, bak karşımda otoban. Ben buradan gidiyorum. Ama işte dedim ya, trafik vardı abi, yapacak bir şey yok. Yani orada trafik kilitliydi. Ben şu an trafikte olsaydım eminim ki hala yatıyordum yani orada. Hala duruyordum orada. En azından size de böyle güzel bir yol göstermiş oldum ya. Vallahi baksana. Ben bu diyorum ya, Hollanda'da düz yollarda gide gide de unutmuşum yani böyle yollar artık ya. Çok güzel. Seviyorum ya. Seviyorum. Seviyorum. Bağırıyor ya. Seviyorum. Seviyorum. Ahmet Kural diye bir Ahmet Kural'ın bir şeyi var ya, dizisi vardı. Bağırıyor. Burada seviyorum yani, ben araç kullanmayı seviyorum. Onu demek isterim. Hele böyle yollar oldu mu bayılıyorum. Mutlu oluyorum ya. Böyle ne bileyim. Mutlu oluyorum. Evet baba. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Abiyle beraber geziyoruz, dolaşıyoruz valla. Abi de yüklü herhalde. Ben boşum çünkü benim arabam boş. Abi yüklü. Valla ne yapacağım bilmiyorum ama bakalım, inşallah doğru gidiyoruzdur. Bir bakayım mı şuraya, ne yapıyoruz? Biz takıldık bir tane delinin peşine. Sıkıntı olmasın bize. Aa, gelmişim lan resmen otobana. Neyse, otobana çıkınca kapatacağım abi, bilginiz olsun, sonra bana kızmayın. Yani kısa bir video olsun diye, az da içini dolduracak muhabbet yapmak istemiyorum değil mi ya? Sen her şeyi konuşmak zorunda değiliz. O yüzden sadece şu yolun güzelliğini bir görün. Hafriyat. Bazılarınız şeyi merak edebilir bak. Onu ben hemen küçük bir konuya bari değineyim. Mesela ben, adam Türkiye'de hafriyatçılık yapıyor, tamam mı? Böyle hafriyat işleri, taş toprak işleri falan yapıyor. Mesela diyor ki, ben de gideyim diyor, Avrupa'da bu işi yapayım. Ben de öyle düşünüyordum mesela. Ben Türkiye'de şeydeyken, ben Türkiye'de işte hafriyat işi yaparken aklımda hep o vardı ya. Diyordum mesela, hep de kendim yani böyle Avrupa'ya çıkarsam işte yine hafriyatçılık falan yapayım. Çünkü alanım o benim, hani branşım o. Kendime güvendiğim bir alan, bildiğim bir konu olduğu için gitmiyor ki abi, boş araba, boş araba bile boğuluyor ya. Böyle bir araba bu daf yani. Güzel bir araba ama gitmiyor. Türkiye'de ben de o hafriyat kısmını düşünüyordum. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Mesela buraya gelince olay farklı olduğunu gördüm. Yani bazı bilmeyen arkadaşlar, en azından önereyim arkadaşlar, bir bilgi vereyim. Hani orada hafriyatçılık alanında iyisiniz misiniz falan ama bunlar ne lan? Güzelmiş ha. Ondan sonra hafriyatçılıkta iyisiniz de buraya geldiğinizde aynı şey geçerli değil. Çünkü çok değişik çalışma sistemleri var. Dorseler bile değişik. Dorseler bile değişik. Artı şöyle bir şey gördüm ben. Yani kendi analizim bu sadece. Mesela bu transport dil işi çok büyük problem olur. Mesela bana soruyorsunuz ya abi, dil veya kardeşim, hani oraya geldiğimizde dil büyük sıkıntı mı? Tabii ki dil olması gerekiyor. Yani sonuçta bir firma gideceksiniz, orada konuşacaksınız. Konuşacaksınız, sohbet etmeyeceksiniz ama buradan geldim, şuraya gideceğim, evramı alabilir miyim? Nereye park edeceğim? Hangi işte rampaya yanaşmamı istersiniz? İçeride mi duracağım? Ben kendimi boşaltacağım. Sen mi yükleyeceksin, ben mi yükleyeceğim? Ondan sonra biraz daha kızıp birbirimize küfür edersen, kaç dakika oldu bekliyorum lan yavşak, hadi oğlum artık geç kaldık, zamanım yok, o yok, bu yok. Hani bunların en azından bir iş, yani bir iş İngilizcesi ya da bir iş Almancası ya da işte çalıştığınız bölgeye göre o dili öğrenmeniz gerekiyor. O kadarını bile bilseniz yeter. Yani şöyle söyleyeyim, 15-20'ye kadar saymayı bilin. Bir de geldim, gittim, yükleyeceğim, yüklüyorum falan böyle. Neredesin, kimsiniz, odur budur, şu firma bu firma diye ezberleyin, yeter. Bu size yeter bu ülkede, bu ülkelerde. Ama İngilizce olarak yapsanız daha iyi olur çünkü Almanya, Fransa, Hollanda bilmem ne, her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Neyse, dil kısmını geçelim. Ama hafriyat kısmında arkadaşlar, eğer o işte çalışıp burada bu iş yapmak isteyen arkadaşlar varsa onu da söyleyeyim. Burada böyle bir şey yok. Niye yok? Çünkü hafriyat dediğiniz biraz daha böyle şehir içinde sürekli ve yani o alanda olduğunuz, bağlı bulunduğunuz şirket içerisinde çalışıyorsunuz. Yani günün
bütün gün o şirkette oraya indip buraya iniyorsunuz. Operatörüydü, kantarıydı, o firmaya toprak doluyor, toprak oradan mı? Yani hep şehrin içindesiniz. Aynı bir fabrikada çalışıyormuşsunuz gibi düşün. Bir fabrikada çalışıyormuşsunuz gibi düşün. Ve o dille sürekli haşır neşir olmanız gerekiyor. Yani ben işte sadece bu bahsettiğim şeyleri konuşmanız yetmeyebilir. Mesela trafiktesiniz, problem olur, onu konuşmanız gerekecek. İşte operatörle işiniz vardır. Herkes mesela dilinizin az olmasını tahammül edemeyebilir bazı yerler. Öyle, bazı insanlar öyledir. Yani mesela bakar öyle az dilim var. Ha, buna uğraşacağım der ya. Adam derdini anlatacak. Bak, veya biri sürekli translate de veya sürekli biriyle konuştuğu zaman sıkıntı yapabilir. Yani anlatmak istediğimi anlatabiliyor muyum bilemiyorum ama dil, hafriyat alanında çalışılacaksa, kısa seferli, işte şehir içinde, orada burada yapılacaksa dil gerekecek arkadaşlar. Gerçekten dil alan dayıya yol verseydik ya, biraz daha. Ben şöyle duyayım diye. Körüklü otobüs. O anlamda dil gerekecek. Hafriyatta arkadaşlar yani gelip burada az bir dille döndürme konusunda biraz sıkıntı yaşarsınız. Zaten sizi firmaya alacak kişi de sizden dil isteyecektir. Hadi transportu anlarım, tamam mı? Sıkıntı yok. O dediğim gibi anlattığım kelimeleri söylemeniz yeterli. Yani o kadar kelime ezberlemeniz yeterli ama hafriyatta bunu yapamazsınız. Sonra iş alanında da aynı yani. Sonuçta çok fazla değişim yok. Damper zaten. Damper kaldırma sistemi de aynı. Tabi biraz arada bir değişiklikler var dorselerinde. Arka dingileri mesela dönüyor. Çok güzel bir şey. Dar alanlarda falan manevralarda arka dingileri dönenleri var. İşte 4 dingili olanları var falan. Çok değişik sistemli dorseler var. Burada bizim gibi tek tip dorseler yok. Onlar da alışılır. Ya iş yapılır. Oradaki işte, buradaki işte aynı. Toprak, çamur, onu bunu taşımak. Ama söz konusu dil kesinlikle önemli olacaktır hafriyatta. Dili öğrenmeniz gerekiyor. O ülkeye de çalışacaksanız o ülkenin diline hakim olmanız gerekecektir eğer o işi istiyorsanız. İşte. Transporta gerek yok. Bu kadar. İşte bu bahsettiğim kelimeleri bilseniz yeterli. Oğlum Köln demiyor ama neyse biz girdik. Gidiyoruz. Valla trafiği açacağız diye gezdik dolaştık biraz. İyi de oldu, içimiz açıldı. Yani içimiz açıldı, yapacak bir şey yok. Ben eminim orada bekleseydim kesin de hala bekliyordum. Vallahi de bekliyordum, billahi de bekliyordum. Çünkü ben hissettim o trafiği. Oh, şöyle açalım bir temiz hava alalım ya. Hakikaten ben bayağıdır rampa çıkmıyormuşum ya, gerçekten. Şimdi böyle rampalar falan görünce bir acayip oldum ha. Köl soldan, ilk çıkıştan çıkacağız. Hollanda çok düz bir yer ya. Sıkıcı oluyor artık yolu yani, hep düz yolda git. Gerçekten sıkılıyor insan. Böyle arada bir rampa görmek ister, araba biraz kassın kendini, vites değiştireyim, onu yapayım. Yapalım da arkadaki arkadaşlar da şey. Vallahi dolandık, ettik, geldik, gittik, otobana çıktık. İnanın değişik bir şey oldu. Valla var ya, bittiğimiz hava geliyor ki var ya, böyle şu anda vuram vuram. Şimdi otobana çıkıyormuşum, orada trafikte önümdeki tırları görüyormuşum. Şimdi yanından böyle geçiyorlarmış. Ne kahrolurum ha. Valla. Dedim ki boşu boşuna girdik oralara, döndük dolandık falan. Ama sanmıyorum, yok. Gerçekten ben eminim. Bak ben eminim.
Ben bu kadar yıllık artık tecrübelerimize dayanıyoruz yani. Kaç yıllık İstanbul trafiği görmüş, işte ne bileyim büyük şehir trafikleri görmüş insanlarız bizler de. Hani buralar bizim için artık basit şeyler. Ben analizi doğru yaptığımı düşünüyorum. Orada çok kilitlenecektim, çok duracaktım. O yüzden vicdanım rahat, kendim rahatım, kafam rahat. Bazen insan pişman olur ya, ulan beklese miydim acaba? Yani gitmese miydim falan deyip böyle kendi ikilemde kalıyor ya. Ben şu anda ikilemde değilim. Tamamen iyi ki de yapmışım. Neyse valla dostlar, bunu bilmiyorum yani, içimden böyle çekmek geldi. Sohbet biraz... Bilmiyorum yani, sohbet de ettik mi, hoşunuza gittiğini bilmiyorum ama amacım tamamen size o yolu göstermekti. Oradaki o ambiyansı, o güzelliği göstermekti. Sabahın güneşini, o işte orayı göstermekti. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Dostlar, hadi Allah'a emanet. İşiniz gücünüz rast gele, lastiğinize de taş değmeye.